vacip midir? Sizinle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Kıymetli izleyenlerimiz, Allah'ın selamıyla sizlere selamlıyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Yuvalarımıza, memleketimize, coğrafyamıza, İslam alemine huzur duasında bulunuyoruz. Efendim, Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamızı ağırlamış olduğumuz yine yeni bir programımızda, Diyanete Soralım programında birlikteyiz. Bugün de inşallah dini konularla ilgili olarak bilmediğimiz sorularımızı yönelteceğimiz bir program gerçekleştireceğiz. Sizlerin de katılımıyla. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz efendim. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gününüzün, haftanızın hayırlı olmasını. Amin cümlemizin. Bütün Müslümanların günü, haftası inşallah hayırlara vesile olur, hayırlarla dolu olur. İnşallah efendim. Bismillah deyip çıkalım yola. İzleyicilerimizin muhtemelen bir kısmı yeni izlemeye başlamışlardır, ekranımıza yeni teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz aramıza. Ekrandaki iletişim yolları birazdan ekrana gelecek. 0312 alan koduyla 294-4294 numaralı telefondan bizzat ulaşabilirsiniz. Değerli hocamıza sorularınızı bizzat yöneltebilirsiniz. Diyanete soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook /diyanetesoralım adresleri üzerinden de anlık iletilerle sorularınızı ulaştırabilirsiniz efendim. İlk durağımız Adana, Osman Ali Deet hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Deet. Adana'ya selamlar efendim. Teşekkür ederim. Buyurunuz Osman Bey. Ben şimdi bazı kişilere göre öldükten sonra ölen kişinin geçmiş namazlarına karşı devir veya onu sormak istiyordum. Acaba Kur'an-ı Kerim'de ve dinimde devirin yeri nedir? Soralım değerli hocamıza. Iskat-ı salat nedir? Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz efendim? Teşekkür ederim. Sıhhat diliyoruz Ali Bey. Adana'ya selamlar efendim. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Milletimize selam vermiş olduk. Böyle başladık. Ve besmeleyi de çektik. Şimdi ıskat, bu arkadaşımızın sorduğu, ölen kişinin namazlarının bir devri yapılır mı? Bu malum bizim literatüre, yani ıstılahlar arasına ıskat diye geçiyor. Iskat düşürmek demek. Evet. Iskat salat, namazı düşürmek. Iskat-ı savun da orucu düşürmek demek. Şimdi bir kimse hayatındayken oruç tutamamışsa ve kaza da edememişse, kaza etme imkanı bulduğu halde kaza edememişse, bu kimse ne yapacaktır? Hayatta fidyesini vermemişse, benim şu kadar oruç borcum var, ben onun fidyesini veremedim, ben öldüğüm zaman benim bıraktığım terikeden, mirastan o fidyeyi ödeyin diye vasiyet etmesi lazım. Ve bu vasiyet ettiği zaman da o ödenecek. Evet. Niye? Çünkü oruç, hastalık, yaşlılık gibi sebeplerle tutulamadığında onun yerine fidye verme meşrudur. Var o, dinde var o. Tabi hastalık değil de daha Kur'an-ı Kerim'de yaşlılık. Onu o sayılıyor ama bu daimi olan, yani kronik hastalıklara da biz yaşlılığa şey yapıyoruz, ona ilhak ediyoruz, katıyoruz. Evet. Ama onun dışında başka bir şey yok. Yani namazın düşürülmesi, namazın fidyesi diye bir şey yok. Yani kişi tutamadığı namazlar için, affedersin, kılamadığı namazlar için benim şu kadar namaz borcum var, onun yerine şu kadar para verin, öyle bir usul yok. Evet. Peki bu uygulanmış, yani girmiş bizim toplumumuza. Ve hem de o kadar çok girmiş ki her bölgede var. Doğru. Mesela coğrafyamızın doğusunda da var, batısında da, güneyinde de var, kuzeyinde de. Peki bu nereden girmiş? Şimdi bir ihtiyat olsun diye artık hangi dönemde başladıysa bu, Resulullah döneminde böyle bir şey yok. Ashab döneminde yok. Müştehit imamlar döneminde biraz ama devir şeklinde değil. Borcun tamamının fidyesini vermek şeklinde var. Ha, şimdi daha sonraki dönemlerde bu devri ihdas etmişler alimler. Ama ne yapıyorlar? Çocuk kaç yaşında öldü? 62 yaşında adam. Bu çocuk kaç yaşında ergen oldu? 12 yaşında. Ne kaldı? 50 sene. Sanki 50 sene hiç namaz kılmamış gibi. Düşünüyorlar. Düşünüyorlar, hesap ediyorlar. Sanki 50 sene hiç oruç tutmamış gibi. Uygulama. Halk arasındaki uygulama. Mesela 10 tane sanki şeyini, yeminini bozmuş gibi ona yemin kefareti. Bunlar her bir günlük, yani tabii bir aylık orucun işte
kaç lira fidyesi? 30 gün 15 liradan 450 lira. Ne yapıyor onu? 50 defa alıp veriyor. Alıp veriyor. Kabultü ve heptü müydü efendim usulde? Yani o söylenen ifade. Kabultü kabul ettim demek ve heptü de ben de sana geri hibe ettim demek. Peki. Yani sanki bu ölen kişi adına birisi tutuyor, karşıdakine veriyor, fakire veriyor o fidyeyi. O da diyor ki tamam verdi. Ben onu kabul ettim ama sana geri hibe ediyorum. Bir gün doldu böyle. Ha, bir gün böyle oldu bu şekilde yapıyor. 50 günü tamamlıyor. 50 günü, 50 seneyi. Seneyi pardon tamamlıyor. Ama bir de bunun şey var. Namaz var ya günde 5 vakit. Nasıl yapacaklar? Ha, şimdi onu da şöyle yapıyorlar. Bir ayda bitirle beraber 180 vakit hesaplıyor. Bir ayda. Evet. 180. 180 fitre miktarı parayı aynen bir şeye koyuyor. Bir çıkına neyse. Bir çıkına koyuyor. 50 çarpı 180. Yapıyor. Heh, o kadar devir yapıyor. Sonra da işte o paraların bir kısmını fakirlere veriyorlar. İşte bilmem ne. Yani bu şekilde uygulama ama böyle bir şey dinimizde yok. Dinimizde olan ne? Kişi oruç tutamamışsa ve onun fidyesini verememişse vasiyet eder. Ve onun vasiyetinden yerine getirilir. Ha vasiyet etmemiş. Adamın oruç borcu var. Yemin kefareti borcu var ama vasiyet etmemiş. O ne olacak? O zaman onun mirasçıları dilerlerse kendileri babaların bıraktığı maldan veya ceplerinden o fidyeyi verirler ve babalarını sorumluluktan kurtarmaya çalışırlar. İnşallah Allah kabul eder. İnşallah. Ha, ancak İmam Muhammed yanlış hatırlamıyorsam bu oruçtaki bu fidyeye devredemiyorum bak. Evet. Fidyeye benzeterek namazla ilgili olarak da kişi tutamadığı namazların işte fidyesini verilirse Allah'ın o vesileyle günahlarını affedeceği umulur. Evet. Yani bu aşağı ifadesi. İyi yani niyet. Böyle bir şey de bulunuyor. İyi hüsnüzanda. Hüsnüzanda bulunuyor. Ancak bu da nasıl olacak? Senin kaç günlük namaz borcun var? Bir aylık. Bir ayda ne eder? 180. 180 çarpı 15'i vereceksin o zaman. Ne kadar evet. Oruç borcun var? Şu, yoksa 50 senenin hepsini hesap edip de ondan sonra el çabukluğu bir de hatta bu kolay değil ya. Böyle ben birkaç defa şahit oldum yaparlarken. Bu el makine gibi çalışıyor. Yani o çıkımı, parayı tutan el. Bağladıkları çıkını veriyor, alıyor, veriyor, alıyor falan. Aman o kadar Allah. Böyle süratli. Bu oyuncak değil. Peki. Yani bunların tamamı şeklen değil, bizzat yapılacaksa o maddi karşılık verilmeli. Hah. Peki. Allah onu bu sadakadır, bir hayırdır. O sadaka, inşallah affeder. İnşallah affeder. Bir de hocam şunu soralım. Belki izleyenler, bizler de sonuçta göçeceğiz. Vakit geldiğinde inşallah Allah akıbetimizi hayır eylesin. Arkadan mali durumu müsait, bazen onu da soruyorlar. Mali durumu müsait değil ama gidip onlardan zorla bunu istiyor. O iyice felaket. O ne kadar verecek mesela? O iyice mesela? Felaket o. Ya adam zaten ölmüş, geriye kalanlar perişan. Evet. Bir taraftan ölmüş, onun acısı. Bir taraftan bu çocukları ben nasıl geçindireceğim? Evimizin direği göçtü. Yani hanımlar bu vaziyetteler. Evet efendim. Ondan sonra bazı insanlar toplanıyorlar, şu kadar vermezsen kocan direkt cehenneme. Sen gidersin cehenneme onun yerine eğer bu şekilde varırsan. Evet. Yani bunlar doğru uygulamalar değil. Tabii canım. Cenaze sahibinden bu şekilde zorla bir para kesinlikle alınmaz. İstenemez. Peki. Ancak dediğim gibi adamın borcu vardır, oruç borcu, yemin kefareti borcu vardır, para bırakmıştır, vasiyet etmiştir, o ödenmek zorundadır. Para tam manasıyla yetmiyorsa yine de fakirlere dağıtılabilir mi efendim? İsteyenler, yettiği kadar ya. Kendi mirasçılar isterlerse verirler. Peki. Ha, yok, yetmiyor. Onlar da paraları yok. Veya vermek istemiyorlar. Ne kadarlık bırakmış? İşte 15 günlük, 15 günlüğü verir. Peki. Allah razı olsun değerli hocam. Bütün tamam. Ayrıntılarıyla sormuş olduk ki en azından burada ya bu bir, kapalı bir nokta kalmasın. Toplumda bir yara bu. Bir evet, devam ediyor. Ama eski gibi değil. Epey farklı şey değişti. Elhamdülillah. Efendim İstanbul'la birlikteliğimiz sürüyor. Saadettin Gündoğdu hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Gündoğdu. İstanbul'a selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz Saadettin. İyi akşamlar efendim. Üç tane soru soracağım da. Buyurun efendim. Mümkünse. Buyurunuz. Diyanet Fetva Kurumu Milli Piyango'ya haram diye fetva vermiş midir onu soracağım. Soralım piyango. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin soyu salihtir. Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz put yapıcısıydı. Bu ne manaya geliyor? Bir de bunu açık öğrenmek istiyorum. Ve ikincisi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir, kafirlerdir, fasıklardır diye. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunlar
Musa peygamberin zamanında olmuş olaylar bizim zamanımıza da uygulanması zaman durumu ne durumdadır? Dördüncü soruda Allah dünyayı 6 günde yarattı. Ne anlama geliyor bunu öğrenecektim. Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar Sayın Gündoğdu. Şimdi birinci sorusu Diyanet. Piyango efendim. Her türlü şans oyununun kumar olduğunu ve kumarın da Kur'an-ı Kerim'de yasaklandığını daima söyler. Bunun adı ister toto olsun, ister loto olsun, ister piyango olsun, ister kumar olsun fark etmez. Değil mi ki iştirakçilerden bir kısmı kaybediyor, bir kısmı kazanıyor. Bu bir şans oyunudur. Karşılıksız bir kazançtır kazananınki. Dolayısıyla bu dinimize haramdır. Evet. Ve Diyanet bunu söylemekten de hiç çekinmez. Devamlı söylediği bir şeydir. Peki. İkincisi peygamberlerin ataları hep salihlerdendir. İbrahim Aleyhisselam. Valla şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azar diye geçer. Bazı tefsirlerde onun babası değil de amcası olduğu ve amcaya da baba denildiği şeklinde bir görüş var. Yani o Hazreti İbrahim'in putperest olan, put yapan kişinin baba dediği, babası dediği onun amcası oldu. Mesela şimdi Ebu Talip için, peygamberimiz için bu benim evladım demiştir. Doğru. Yani böyle bir... Çünkü yaşta yetim kalınca himayesinde oluyor. Bu böyle bir açıklama getiriyor bazı tefsirler. Ha doğrusu ben şunu hatırlamıyorum. Yani bir peygamberlerin tamamının ataları salihlerden onu pek hatırlamıyorum. Olmasa ne olur hocam? Ya Cenab-ı Allah böyle şey dilerse olmaz. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğulları mevzu, oğulları var. İnkarcı, günahkar olabiliyor. Yani babaları da olabilir. Evet. Yani buna bir şey var mı bilmiyorum. Peki. İndirdiğiyle hükmetmeyenler Cenab-ı Allah'ın fasıklar. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var. Yani birkaç böyle ayet var. Dönemsel mi anlamak? O Yahudiler hakkında inmiştir o ayeti kerime ama şimdi onun tefsirini ne şekilde olacağı ben şu anda ona bir şey diyemem ama bu anlamda ayet var. Ve tabii Kur'an-ı Kerim'in ayetleri evrenseldir. Belli bir döneme münhasır değildir. Her an için ayetler geçerlidir. Ancak mesela bazı ayetlerin bize de geçerli olduğu kesindir. Ama bu o mesela ibadetlerle ilgili ama bu inançla, uygulamayla ilgili evet. Bir şeydir. Son sorusu neydi? 6 günde dünyanın yarattı. O 6 evredir. Sonra o gün meselesi Cenab-ı Hak اِذَا اَرَادَ شَيْاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ değil mi ayette? Rabbimiz evet. Bir şey dilediği zaman ol der, o da oluverir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı yaratmak için ne 6 güne, ne 6000 seneye, ne 6 aya ihtiyacı var. Ol der, olur. Bir defa şey bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de 6 gün diye geçer fakat o gün bizim bugünkü kullandığımız bir güneşin doğumuyla batımı arasındaki süre midir? O zaman olmadı. O zaman mefhumu nedir? Evet. Bu tabii çok değişik şekilde anlatılır şeylerde, peki. Tefsirlerde. Soruyu soran kardeşimiz belli ki bu işlerle uğraşıyor. Bir ara bir tefsire bakar, oradaki farklı görüşleri de görür. Peki, yani çünkü zaman mefhumu başka. Başka. Peki efendim. Devam ediyoruz. Eskişehir'den Mehmet Yazıcı hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Yazıcı. Eskişehir'e selamlar efendim. Aleyküm selam. Ben verecektim. Allah razı olsun. Sizlerden de efendim. Buyurunuz Mehmet. Evet. Efendim şimdi öyle bir kültür oluşmaya başladı ki Allah'ın haram kıldığı şeylerle derman olur diye bir kültür yayılmaya başladı toplumda da. Böyle bir ayeti celile veya hadis-i şerif var mı? Ben bunu merak ettim. Allah'ın haram kıldığı şeylerden dermanını kaldırdı. Evet, soralım. Başka bir sual var mı Sayın Yazıcı? Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hem sıhhat diliyoruz. Eskişehir'e selamlar. Evet değerli. Şimdi peygamberimizin hadisi var bu anlamda. Yani Allah hiçbir derdin devasını haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır. Zaten şimdiye kadar hiçbir kimse kalkıp da herhalde dinimizin haram kıldığı domuz eti şifadır, köpek eti şifadır, efendim içki şifadır dememiştir. Ancak şu oluyor, o içkinin içerisindeki o alkolü bazı ilaçlarda, uyuşturucu ameliyatta vesaire kullanıyorlar o kadar ama bu hiçbir zaman şarap şifadır anlamına gelmiyor. Eğer helaldan yapılmış bir ilaç varsa kişiyi tedavi edecek. O noktada yani. İçerisine haram karıştırılmış olan ilacı kullanamazsınız. Evet. Ama tek bir ilaç var, o ilacın içinde de haram maddeler var. Başka da çaren yok. Onu kullanacaksın tabii yani. Başka yolu yok onun.
Ama bu eşek etinin şifa olduğu filan... Eşek sütünün. Yani tıbbiyenin işiydi, böyle buyurmuş. Tabii yani şimdi eşek sütü eğer şeyse... Şifa ise... At sütü ne olmasın? Şüphesiz olur. Hepsinden olur canım. Yani şimdi şöyle, yani tek tırnaklılar var, çift tırnaklılar. Doğru, çift tırnaklılar. Şimdi at da eşek de tek tırnaklı. Bunlar birbirine benzer bünyeleri. Eğer eşek sütünde varsa bu şifa, at sütünde de var. Dolayısıyla kimse söylemiyor. Evet, peki efendim. Yani bu eşekle özel bir şey var bazı insanların herhalde. Peki, yani sonuçta bu tıp ilmiyle doktorların işi. Ha, doktor. Onlar eğer bu işe şifa derse hocam. O kendisine doğrudan bilimsel olarak kanıtlanmışsa. Şifa derse o zaman yani bu eşeğin... Yani şifadan kasıt ilaç olarak diye. İlaç olarak piyasaya... kullanılırsa hammadde olur ya. Evet efendim. Adam afyonu ilaç hammaddesi olarak kullanıyor. Doğru. Buna bir engel yok ki, o hadise de ters düşmez bu zaten. Peki. Yani doktorların bu noktada ne dediği önemli. Yani bu alanda, yani bunun şifa olup olmadığı veya bundan elde edilen ilacın şifa olup olmadığı tıbbın işidir. Peki efendim. Şu ana kadar da resmi olarak herhalde böyle ortaya bir şey konan çıkmadı. Bir şey. Tam yani bir literatüre girmiş değil ona. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocam. Melih Malik Hökkaş hocama selam ediyorum diyor. Efendim abdestlerden, diğer abdestlerden farklı olarak teyemmümde niyet niçin farz? Bunun böyle şimdi olmasına normal, dair ayet ya da hadis. Normal abdest su ile alınan, yani su ile biz abdest aldığımız zaman. Abdest bu. Abdest bu. Teyemmüm ise suyu bulamadığımız veya kullanma imkanı olmadığı zaman toprak veya toprağa benzer yeryüzü cinsinden bir şeyle yaptığımız bir temizlenme evet. şekli. Şimdi su kendisi haddi zatında temizleyici olduğu için. Doğru. Su kendisi haddi zatında temizleyici olduğu için suyla abdest aldığımız zaman o niyet şart olmuyor Hanefi mezhebinde. Tabi buna şart diyen başka mezhepler var biliyorum. Evet. Hanefi de olmuyor. Ama teyemmüm yaptığımız toprak, taş, kiremit kendisi temiz değil. Hatta neredeyse insan elini kirletir bile. Doğru. O yüzden onun bir ibadete vasıta olması veya ibadete bir hazırlık olması için onun mutlaka niyetli olarak o ameliyenin, o işlemin yapılması lazım. Peki ya aradaki mesela fark, taşı ellemek, dokunmak değil, meshetmek değil. Yani aradaki fark bu. Su temizleyicidir kendi tabında. Evet. Dolayısıyla kişi abdest aldığı zaman o temizleyicilik özelliğiyle onu temizlemiştir. Niyet farz değildir Hanefi mezhebinde. Ama sünnettir. Ama toprak temizleyici olmadığı için onun için ayrıca niyet gerekir. Peki, tabii bir de şu var yani, biz burada çok söylüyoruz. Niyet etmiş olmak için illa niyet ettim Allah rızası için abdest almaya demeye gerek yok. Ya ben abdest alma niyetiyle elimi kolumu sıvamışım, çorabımı çıkarmışım, gitmişim musluğa, çeşme, lavaboya elimi yıkıyorum. Niye yıkıyorum ben elimi? Abdest. Yok işte niyet bu. Peki o bilinç yeterli yani. Tabii canım. Efendim Antalya ile birlikteliğimiz sürüyor. Süheyla Açıkgöz hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Açıkgöz. Antalya'ya selamlar efendim. Hoş bulduk. Bizden de selamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz Süheyla. Hocama benim sorum şu olacaktı Sayın Hocam. Benim annem diyabetik hasta. Sürekli idrar kaçıklığı oluyor. Annemizi doktora götürmek istiyor fakat annem ısrarla reddediyor. Biz de bu konuyla ilgili anneme günah oluyor mu? Bizi incittiği için, doktora gitmediği için sağlığı açısından. Ben de ısrarla şey yapıyorum ki hani anneciğim doktora gidelim, tedavi oldu. Annem bana kızıyor. Ben de bu ısrarımda annemin söylediğim için ben günaha giriyor muyum? Ben bunu dinlemek istiyorum hocamdan. Öğrenmek soralım istiyorum. Efendim. Şifa diliyoruz annemize. Antalya'ya selamlar. Evet değerli. Bu tartışılmış. Yani hasta olan kişi doktora gitmediği takdirde günahkar olur mu olmaz mı tartışılmış. Bu tartışma neden kaynaklanıyor? Bir, Peygamber Efendimiz'in tedaviyi aramayı tavsiyesi var. Yani tedavi olun. Allah derman yaratmadı, bir dert yaratmamıştır anlamında hadisi var. Ama bu hadisi Peygamberimizin onun farz olduğunu göstermek için midir? Yoksa bir teşvik midir? Bu değerlendirmede farklı. Bir de ashabın uygulamaları var. Mesela ashab döneminde. Evet. Mesela sahabilerden büyüklerinden birisi hastalanıyor. Diyorlar ki sana bir tabip çağıralım. Benim tabibim geldi diyor. İstemiyor. Ha, bir de şu var. Bu insan doktora gitmediği zaman, hasta iken doktora gitmediği zaman öleceği veya hastalığının artacağı kesin değil. Şimdi bak bu intihara benzemiyor. Doğru efendim.
İntiharda insan kendi hayatına son veriyor. Burada hayatına son verme değil bu. Doğru. Ya ben gitmiyorum, valla benim şifamı veririm, ecelim gelirse ölürüm diyor mesela adam. Şimdi dolayısıyla bundan dolayı tartışmalı. Yani kimi alimler hasta olan kişi doktora gitmezse günahkar olur diyenler var. Ama hayır, gitmek zorunda değildir diyenler de var. Şimdi bizim tavsiyemiz gitmeleri istikametinde. Peki gitmediklerinde haram mı işlemiş oldular? Öyle değil, haram işlemiş değil. Şimdi bu meseleye gelelim. Şimdi burada bu hanımefendi bu diyabet hastalığından dolayı idrar kaçırıyor. Evet. Dolayısıyla bu onun namazını etkiliyor, abdestini etkiliyor. Ve tedavi olduğu takdirde o dertten kurtulacak. İnşallah. Onun için gitmesi uygun olur. Ha, bu hanım, bize soruyor, soran hanım. Diyor ki ben ısrar ediyorum annemi götürmek için. Günaha girer miyim? Hayır, girmezsin. Çünkü siz annenizin iyiliği için bunu söylüyorsunuz. Evet. Yoksa onu üzmek için değil veya ona bir zarar verdirmek için değil. Dolayısıyla siz ısrar etmeniz kesinlikle sizi günaha girmezsiniz. Öyle bir şey olmaz. Ve bu hanımefendinin, yani hasta olanın da tabii deminki söylediğim tedavi olmak istemese bile namazına engel teşkil etmesi açısından bu durumun düzeltmesi lazım. Tabii onun düzeltmesi için gayret göstermesi lazım. Peki efendim. Allah şifa versin. Kocaeli ile birlikteliğimiz sürüyor kıymetli hocam. Bahattin Aydın hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Aydın. Kocaeli'ye selamlar efendim. Bahattin Bey. Telefondan duyabiliyor musunuz? Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hocam, Allah razı olsun. Bizi aydınlatıyorsunuz. Estağfurullah. Buyurunuz Bahattin Bey. Hocam, Şafii'nin mezhebine bağlı bir hanımefendi bana dedi ki, ben 25 sene önce... Sesi biraz alabilir miyiz? Evet efendim. 25 sene önce babam beni evlendirdi ama benim isteğim yoktu. Evet. Hiç bana sormadan iki şahit huzurunda nikah giydiler. Bana hiç sormadan. Ben de ona dedim ki, siz resmi nikah yaparken imza attınız mı? Evet dedi. Sizin nikahınız sahiptir dedim. Bu durumda ben yanlış mı söylemişim? Veya bu hanımefendinin nikahı olmuş mudur? Bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum. Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz Bahattin Bey. Kocaeli'ye selamlar efendim. Şimdi Şafii mezhebinde bayanlar kendileri velileri olmadan nikah akdine taraf olamıyorlar. Nikah akdine taraf olamıyorlar. Ama Hanefi mezhebinde baba veli şart değil. Kadın kendi ot gider, evlilik yapabilir, nikah kıyabilir. Ama Şafii'de öyle değil. Şafii'de mutlaka velisinin nikahta hazır olması lazım. Onun nikah kıyması lazım. Yani ben kızımı seninle evlendirdim. Bu izin lazım yani. Bunu demesi lazım kimin? Velisinin, babanın veya dedenin neyse. Şimdi peki kızın izni olmadan evlendirilebilir mi? Evet. Yani bunun fikri yanından ayrı olarak insani yönünü dikkate almak lazım. Sosyal yönünü dikkate almak lazım. Burada evlenecek olan kim? Bu kadın, kız, baba değil. Dolayısıyla evlenecek olan kadının, kızın evlendiği kişiyi benimsemesi lazım. Ki o yuvada huzur olsun. O yuvada saadet olsun. Ama öyle değil de şimdi çok böyle maalesef şahit oluyoruz. Böyle babalar kızlarını hiç istemedikleri adamlarla zorla evlendiriyorlar. Evet. Şimdi bu nikah değil mi? Şimdi eğer bu kadın Hanefi'de, şimdi Hanefi'yi söylüyorum önce. Bu kız, kadın, nikah akdi yapıldığı mecliste isterse veya istemeden veya isteyerek tamam ben evlenmeyi kabul ettim derse bu nikahtır. Ha, şimdi ama onun haberi yok. Yani bu kızın, kadının haberi yok. Babası onu evlendiremez. Hanefi mezhebinde. Şafilerde bu mümkün oluyor. Ama burada bir şey daha var. Resmi nikah kıyılmış. İmza attın mı demiş. İmza atmış. Orada karşıdaki kişinin sorduğu soruya cevap vermiş. Bu nikah nikahtır tabii. Ama bir nasihat olarak bizi dinleyenlere söyleyelim. Kesinlikle kızlarını, kardeşlerini neyse yani velayeti altındaki çocukları, kızları istemedikleri kişilerle evlendirmesinler. Zorlamasınlar. Telkin edebilir, yol gösterebilir, tavsiye edebilir. Bunlar normal.
istişare edilecektir yani. Onların bir tecrübesi vardır. Ve genelde de bu şöyle şey yapılır. Söyleyiverin. Değerlendirilir bizim fıkıh kitaplarımızda. Baba çocuğunun şeyini istemez. Kötülüğünü istemez. O yüzden onun yaptığı nikah muhteberdir. Evet. Yani burada bir velayet var. Velayet. Yani velayet ne demek? Bir kimsenin başkası üzerindeki yetkisi. Ki bu mali velayet var bir. Mesela baba çocuğunun malında o yetkiye dayanarak tasarrufta bulunur. Bir de medeni yani evlendirme. Hanefiler velayetin sebebini küçüklük sigar olarak almışlar bu konuda. Şafiler bekaret olarak almışlar. Yani bu demek ki söylediğim şeyler bakire olan kızlarla ilgili. Peki efendim. Şey değil, dul olanlarla değil. Peki. Beyefendinin sorduğu sorudakiler nikahları tamam, orada bir sorun yok. Ama tavsiye olarak değerli evet. hocam, anne baba veya velayeti altında bulunduran abi vesairelerin tamamına da çocukları istemedikleriyle evlendirmeyin buyurdular. Hocam yine bir nikah mevzu var, onu da hemen arz etmiş olalım. Hocama selam ediyorum diyor bir hanımefendi sormuşlar soruyu. Benden 4 yaş küçük birine beni istiyorlar. Akrabamız diyor değerli hocam. Ailem de istiyor. Bu yaş takıntısı bende var. Sizce ne yapmalıyım diyor. Vallahi şimdi karar onun. Yani aile isteyebilir. Ahlaken de herkes onaylıyor diyor efendim. Şimdi ailenin bir kimseyi kızına denk uygun bulması veya bir kızı oğluna uygun bulması onlar açısından çok farklı gerekçelere dayanır. Evet. Ama burada asıl olan şey evlenecek kişilerin birbirleriyle olan bu duygu şeyidir, doğru. uyuşmasıdır. Şimdi ben o kişi evet 4 yaş büyük yani bizim toplumumuzda az çok yadırganan bir şey bu ama bu herkes için değil ve her yer içinde değil, her zaman için değil. Yani olmuştur kendisinden daha yaşlı insanlarla evlenenler. Çok Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlenmemiş mi? Evet efendim. Ne kadar yaşlıydı Hazreti Hatice? 15 yaş fazlaydı. Değil mi? 40 yaşındaydı. Evet. Peygamber Efendimiz 25 yaşındaydı. Meşhur şey bu. Ve o toplumda bu hiç yadırganmıyor. Ve çok iyi bir evlilik olarak o şey yapılıyor. Çünkü Hazreti Hatice herkesin böyle yani. Arzuladığı, evlenmek istediği asil, zengin, varlıklı hanımefendi bir kadın. Ama şimdi bizim toplumumuzda biraz yadırganıyor doğrusu bu birçok yerlerde ama sonuçta karar bu soruyu soran hanım kardeşimizin kendisine ait olmalı. Peki. Ha, dini açıdan problem var mı? Yok. Peki efendim. Trabzon'a devam ediyoruz. Ali Çomak hattımızda. Hoş geldiniz. Trabzon'a selamlar Ali Bey. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam benim bir sorunum var. Buyurun efendim. Sorun öşür zekatı ile ilgili. Şimdi öşür zekatı bir insanın mahsulünde, mesela biz Trabzon'da fındık meselesi var. Evet. Bu fındık, bir ton fındık olursa zekat verecek. Bir ton diyelim. Şimdi bu ürüne midir, toprağa mıdır? Şöyle ki, bir ton fındık mı oldu ama ben yarıya fındık aldım. Mesela ben iki kişiden fındık aldım, bir ton yaptım. Bu fındık zekatı ben mi ödeyeceğim, sahibi mi ödeyecek? Soralım değerli hocamız. Siz efendim. Tüccar olarak satın aldınız değil mi? Yok, satın almadım. İşçilik yaptım, yarı yarıya fındık aldım. İşçilik yaptın, işçilik. Evet, evet efendim. İşçilik şimdi, olarak. İşçilik olarak benim elimde bir ton fındık var. Anlaşıldı. Bu fındığa mıdır zekat, toprağı mahsul sahibine olana mıdır? Soralım efendim. Başka bir soru var mı Ali Bey? Yok. Teşekkür ederim. Sıhhat diliyoruz. Trabzon'a selamlar. Evet değerli şimdi hocam. Bu çiftçilikte müzara, müsakat, muhabara isimleriyle, muharasa isimleriyle bazı ortaklıklardan bahsedilir. Müzara ekin ortaklığı demek. Evet. Yani bir tarafın tarlası var. Diğer tarafta emeğini, traktörünü koyuyor. O tarlayı ekiyor. Ve o tarladan ürün kalkıyor. Şimdi ama burada nedir şey? Her ikisi de birisinin tarlası, zaten tarla var. Öteki de ekerken kendisi işin içinde. Evet. İkisi de işin içinde. İşin içerisinde. Bu ulemanın büyük çoğunluğuna göre
paylarına düşen miktarlarınca herkes kendi ölçünü verir. Yani bunlar yarıcı ya. Evet. Diyelim ki 2 ton ürün kaldırdılar, 1'er ton bölüştüler. Her biri 1 ton unu verir. Ama eğer birisi kiraya ekiyorsa, yani başkasının tarlasını kira verip ekiyorsa, bu sefer kiracı yani eken kişi, ürün kime aitse, o ölçünü verir. Tarla sahibi de aldığı kiranın zekatını verir. Evet. Şimdi burada üçüncü bir şekil var. Ne kira bu? Belki biraz kira olarak değerlendirilebilir. Ama müzara dediğimiz yani bir ekin ekme değil. Mevcut yetişmiş fındığı toplama. Şimdi burada bir defa tarla sahipleri şey verecektir. Öşür verecektir. Öşür verecektir. Ama çünkü mahsul onların tarlasından kalkmıştır. Ama topraktan değil herhalde bu öşür. Aldıkları şeyden. Üründen. Tabii. Peki. Ama bu toplayan kişinin öşür verme durumu olmaz. O ne yapacak? Çünkü o yetiştirmedi. O sadece hasadını yaptı, ücret mukabili. Evet. Sanki bu neye benziyor? Ücretle birisinin fındığını toplayvermiş gibi oluyor. Ticaret malı o zaman. Ticaret de değil. Alıp satmak için değil. Ama bunun bu mülkü. Evet. Bunu satıyor, para kazanıyor. Başka mallar var, başka paralar var. Toplar hepsinin zekatını verir. Ama başka iş varlığı yok. Ve o fındığın sattığı zaman ihtiyacının üzerine de çıkmıyor. Veya çıksa bile nisabı doldurmuyor. Zekat vermesi gerekmiyor. Yani burada bir ton da olsa bir şey değişmiyor. Fark etmez. Peki. Yani bir defa şey, öşür dediğimiz şey tarladan ürünü kaldırana aittir. Peki. Bu tarladan kaldırmış sayılmaz. Hay hay efendim. Evet. Hay hay peki. Aynı şey ceviz indirdi mesela. Ceviz topladı, domates topladı vesaire. Herkes için aynıdır. Yani toplayıcı topladığı malı satarsa, parası da ekstra varsa... Ha, o zaman onun zekatını verir. %2,5 üzerinden normal. Ama o öşür gibi değil. Değil. Normal bir zekat vermiş evet. Olacak o. Peki efendim. Allah razı olsun. Aydınlanmış olduk. Devam ediyoruz. Hülya İmren İstanbul'dan attığımızdalar. Hoş geldiniz Hülya Hanım. İstanbul'a selamlar. Hocama 2 sorum olacaktı. Buyurunuz efendim. Bir tanesi... Kına üzerine. Bayanların kına... Evet. Kına cennetten çıkmaymış. Evet, soralım değerli hocamıza. Evet. Başka bir soru efendim, diğer sorunuzu alalım. Bir de benim buyurun. Oğlum namaz kılmıyor, 35 yaşında evet. Namaz kılmıyor. Onun sorgusu, suali bana olur mu? Efendim... sıhhat dileyelim. Hocamın duasını alalım inşallah. İstanbul'a selamlar Sayın İmren. Evet efendim. Kınanın cennetten çıktığına dair herhangi bir şey yok. İlk defa duydum ben bunu. Evet. Ama bayanlar kına yakabilirler. Yani buna bir engel yok. Ama cennetten çıktığına dair falan da herhangi bir şey yok. O peki. Tamamen o bir şey uydurma bir bilgi. Kardeşimiz için de dua edelim inşallah. Allah ıslah etsin. Hanımefendiye sorumlu. Şimdi bu hanımefendi o çocuğa çocukken ki görevlerini yaptıysa yani ona dini telkinde bulunmuşsa, dini tahsil derken şu, dinini yaşayacak kadar iman, ibadetle ilgili bilgileri vermişse, verdirmişse, buna rağmen çocuk namaz kılmıyorsa, bu hanımefendinin bunda bir şey olmaz. Taksiratı olmaz. Kimse kimsenin günahını çekmez. Herkese kendi günahını çeker. Ama ihmal ettiyse, o terbiyeyi vermediyse, o eğitimi verdirmediyse yani, ibadet edecek kadar, dinini, diyanetini öğrenecek kadar o zaman ondan dolayı sorumlu olur. Peki duanızı da alalım bu kardeşim. Allah ıslah etsin hepimizi de onu da inşallah. Amin inşallah efendim. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir soru var. Hocam kasap olmadığın halde hacca kasap veya başka görevler de olabiliyor. Gidildiğinde bir hac yerine gelir mi? İki uygun olur mu? Hac yerine gelir. Peki. Hac yerine gelir. Ve eğer ilk defa gidiyorsa kişi haç borcu da düşer. Yol bulmuş oluyor. Yol bulmuş oluyor. Çünkü zengin gitsin demiyor. Yani yol bulan oraya hac etmesi Allah'ın kulları üzerinde hakkıdır. Hakkıdır, evet efendim. İnsanlar üzerinde hakkıdır. Bu adam da bir yol bulmuş. Ama burada işin içerisinde başka şey var. Yalan bir beyan var. Yanlış beyan var. Tabii başkasının hakkına şey yapmıyor bu durumda olanlar. Tabii şeye girmiyor yani. Kontenjana, kuraya falan onu etkilemiyor bu. Doğru efendim. Sonuçta bir şey yani kasap olmadığı halde kasap diye gidiyor.
Arzu ediyor hocam. Ne yapsın? Ya Allah kabul etsin. Peki Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Peki efendim. Yani, ama bu yola gidilmemeli. O haçtır ama keşke insanlar böyle bir ikinci üçüncü defa gidiyorsa gitmesin zaten. Hay hay. Hani bir defa yani olur. Bir defa inşallah Allah bir şey yapar ona. Peki. Çünkü imkan bulmuş ama. Peki efendim. İşte ben oraya doyulmuyor. Doyulmuyor. İnsan ne kadar çok giderse gitsin gene gitmeyeceğiz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Amin. Herkese nasip etsin ama şimdi hiç gitmemiş milyonlarca adam dururken 10 defa gidene de artık burada gitmesin dursun yani. Öteki gitsin değil mi? Peki efendim. Gidenlere bir kez daha, gitmeyenlere acilen ihsan etsin Cenab-ı Allah inşallah. Kenan Karaman İstanbul'dan attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Karaman. İstanbul'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz Kenan Bey. Ben hocamıza 3 tane soru soracaktım da. Buyurun efendim. İlk önce vakit namazlarının sünnetini kalan kaza namazlarımız yerine kılabilir miyiz? Soralım efendim. İkinci sorum, çalıştığımız şirketten kıdem tazminatı almak caiz midir? Onun bir sakıncası var mı? Soralım. Bir de tağut nedir? Tağut, evet efendim. Soralım değerli hocamıza. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar beyefendi. Şimdi birinci sorusu, sünnet yerine kaza namazı kılınabilir mi? Kılınabilir. Evet. Yani buna bir mani yok, engel yok ama bizim Hanefi mezhebinde yani şu var tartışma. Kaza borcu olan sünnet kılabilir mi, kılamaz mı? Hanefi mezhebinde kılabilir. Yani kaza borcu olduğu halde kişi sünnet kılabilir. Ama sünnet kılmadı da kaza kıldı, ne olur da kaza olur. Ama sünneti de kılmamış olur. Evet. Yani o kaza sünnet yerine geçmez. Ama tabi bu Şafiilerde farklı bir görüş var ya, Şafii mezhebinde. Kaza borcu olan kişi sünnet kılamıyor. O mecbur. Önceliği o kazaya verecek. Kazaya verecek. Daha sonra vakit kalırsa sünnet. Bittiyse, peki. Kazaları bittiyse o zaman sünnet kılar. Şafii'de bu böyle, Hanefi'de öyle değil. Peki. Fakat kılabilir. Yani Hanefi'de de kılabilir. Buna bir mani yok. Fakat sünnet kılmamış olur, kaza kılmış olur. Peki. Gücü yetiyorsa sünnetleri de kılsın. Tabii. Mesela hocam bir ara oturarak bile olsa kılın gibi bir tabii şey. Sünnette var o. Yani sünnet namazlarda, yani genç olmasının bir önemi var mı ki? Nafile namazlarda, sünnet namazlarda kıyam şartı yok. Evet. Oturduğu yerden binek üzerinde kılabiliyor insan. Seyahatte vesaire. Peygamber Efendimiz kılmış. Devenin üzerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz kılmış. Peki efendim. Üçüncü bir soru. Kıdem tazminatı çalıştığımız yerden. Kıdem tazminatı şimdi bu hukuk kanuni bir şey bu. Doğru. Yani devlet bunu koymuş, işte bir insan işten çıkarsa veya çıkarılırsa. İşte kaç sene çalışmışsa her bir sene için bir maaş karşılığı olmak üzere ödeme yapılacak. Bunu işveren de biliyor, işçi de biliyor. Devlet de bunu koymuş. Dolayısıyla onu almanın bir sakıncası olmaz. Efendim tağutla ilgili olarak? Tağut genel anlamda yani böyle azgın, yani put anlamına gelir, zalim şey anlamına gelir, kendisini ilahlaştıran kişiler anlamına gelir. Yani bir tek manası yok bunun. Yani Firavunlar, Nemrutlar veya hepsi için, o tür insanların tamamı. Hepsine tağut denilir. O zaman insanlık düşmanı olanlar mı yani bunlar? Şimdi, İslam'ın insanlığın ya, düşmanı olanlar. Kendisini işte Tanrı yerine koyanlar. Peki. Kendisini zalim olanlar. Putlar. Bunların hepsi tağut kelimesi altında değerlendirilir. Devam ediyoruz. Kayseri'den Salih Sevinç hattımızda. Hoş geldiniz. Kayseri'ye selamlar Salih Bey. Salih Bey, Kayseri'deki izleyicimiz, duyabiliyor musunuz? Buyurunuz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Allah razı olsun, sağ olun. Dua edin, dua bekliyoruz. Hayırlı akşamlar hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Salih Bey, istirhamımız olabilir mi? Televizyonun sesini hane halkı kısabilir mi efendim? Biraz kısabilirim. İstirham ediyoruz. Telefondan tabii, iletişimimizi sağlıyoruz. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sıhhatteyiz, siz de iyisiniz inşallah dedi. Allah razı olsun. Size bir sorumuz olacaktı. Buyurunuz efendim. Şimdi benim babamın babası yani dedemden bize bir amcam evlenirken ya bir bağ var. Yarısını o zamanki muhtarın onayı ve tasdiki evlenme cüzdanlarında 3 şahitin huzurunda tasdikli ve onaylıdır. Evet. Bu evlenme cüzdanlarında ve yarısını da anneme. Evet. Yani yarısını yengeme, yarısını amcamın hanımına bağışlamış dedem, yarısını da anneme bağışlamış.
Evet efendim. Ama şu anda diğer babamgil 5 kardeş, tabii babaannem dedem vefat etti. Ve bu 5 kardeş de vefat etti. Ama şahit olan kişinin biri halamın kocası. Ve biri de yengemin annesi, babası. Yengemin babası, yani amcamın kayınbabası oluyor. Evet efendim. Ve bunlar şahit, 3 şahit. Biri de köyde komşumuz. Fakat şu anda dinen bu bizim hakkımız mı, yoksa diğer mirasçılarda buna hak sahibi olabilirler mi? Evet. Bunu şeyine rica ediyorum. Beni bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başka da bir sorum yok. Hay efendim, soralım. Babası ve halasının dışında daha 3 anlaşılan amcası veya büyüğü şöyle var ailede. Anladım. Evet efendim. Bu bize soru soran kişinin annesiyle yengesine, evet, yani amcasının hanımına dedeleri bu araziyi bağışlamış. Evet efendim. Hem şahitler var, hem de evlenme cüzdalarına işlenmiş. Ki bir Anadolu'da bu tip şeyler var. Yani mehir yerine bir bakıma bu tip şeyler verildiği oluyor. Evet efendim. Hatta bizim orada attan inmelik derler. Yani gelin kapıya geldiği zaman bir mal usuldendir, verilir filan. Ve bu artık hibe edilmiş sayılır ve hibe edilen kişinin malıdır. Şimdiye kadar, onu sorsaydık iyiydi. Şimdiye kadar bu bağlar kim kullandı? Yani bu şeyler, amcası veya babası, yani annesi ve amcasının hanımı onu sahiplendiler, ellerine geçti mi? Eğer öyleyse ve kullandılarsa diğer akrabaların bunları da hak iddia etmesi artık olmaz. Çünkü dede bunlara vermiş. Evet. Burada kullandılarsa kaydını şundan dolayı koyuyorum. Hibenin, yani bağışlama hibe. Hibenin geçerli olması için fıkıhta bir, hibe edilen kişinin o hibeyi kabul etmesi lazım. Ve ayrıca onu kabz etmesi lazım. Evet, mülküne geçirmesi lazım yani. Mülkiyetine geçirmesi lazım. Ben şimdi sana bu kalemi vermeyeceğim bugün. Bu bardağı hibe etsen. Evet. Ben bunu sana hibe ettim, hediye ettim dedim. Şimdi sen tamam ben kabul ettim dediysen bu hibe geçerli oluyor. Evet. Ve sen bu bardağı aldıktan sonra da hibe kesinleşiyor. Bir bilgi geldi muhterem hocam, arz edeyim. Beyefendiye ulaşmış, sormuşlar arkadaşlarımız. O da şu ana kadar üzüm bağı kimse de toplamamış demişler efendim. Kimse kullanmamış, işlenmemiş yani. Yani şimdiye kadar bunları o ilk, şimdi anası babası hayattayken de mi kullanmamışlar? Anlaşılan öyle ama üzüm bağını da kullanmamış. Yani burada benim o zaman buna münhasır değil, benim söyleyeceğim hibe ile ilgili genel hüküm var. Buyurun efendim. Bir, kabul etmişse bu şeyler. Annesiyle ve yengesi. Yani kabul etmesi için illa ben kabul ettim demesi şart değil. Evet. Yani onu kabul ettiğine dair bir işaret yeterlidir. Peki. Artı onu kabz etmişse, yani bunların mülkü olarak gelmişse artık diğerlerinin bunda hak iddia etmeleri olmaz. Peki. Ama dedesi öyle demiş, öylece kalmış. Yani bunlar kabul etmemişler veya kabul ettiklerini bildiren bir ifade kullanmamışlar. Ve hiç onu kabz etme, ele geçirme, kabz etme o demek. Ele geçirme. Bu da olmamışsa hibe tam manasıyla gerçekleşmiş sayılmaz. O zaman da diğer mirasçılar hak iddia edebilirler. Peki. Burada o zaman bunların üzerlerine geçip geçmemesi burada önemli. Yani burada kabul tapu edip etmemeli. Yok, tapu geçmemiş zaten. Tapu geçseydi o bir şeydi, kabızdı. Ama en azından o ilk zamanlardan itibaren o bağ kullanma, sürme, İşleme, sahiplenme vesaire varsa o da kabız sayılır. Peki. Efendim, cevabı iki yönlü olarak vermiş oldu değerli hocamız. Artık hangi noktadaysa izleyicimiz dikkate alacaktır. Efendim, devam ediyoruz. Edalet Allah verdi, adalet Allah verdidir muhtemelen. Hocama selam ediyorum. Cem namazı nasıl kılınır? Evet, nice kılınır, niyeti nasıldır, sevseresi nasıl olur efendim? Şimdi şöyle, o Hanefi mezhebin dışındaki mezheplerde, tabii bu Şia'da değil. Peki. Ehli sünnette. Hanefi mezhebin dışındaki mezheplerde öğle ve ikindi namazı ile akşam ve yatsı namazını birleştirerek kılmak caizdir. Evet. Şia'da zaten cem ederler. Onlar zaten cem ederler. Ama ne zaman caizdir bu bizim Hanefilerin dışındakilerde? Yolculuk halinde. Bunda evet, ittifak var. Onun dışında bazı şeyler daha var. Mesela işte kışın çok
tipili olduğu fırtınalı günlerde camide adam kılınamayacaksa. Onlara girmiyor ama daha çok yolculuk bu. Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre misafir olan, yani bulunduğu yerden 90 kilometre daha uzak bir mesafeye giden kişi yolda namazlarını birleştirebilerek kılır. Hangi namazları? Öğle ile ikindi, akşamda yatsı. Peki nasıl birleştirir? Bunun iki yöntemi var. Ya sonrakini öndeki namazın vaktine çeker veya öndekini sonraki namazın vaktine çeker. Evet. Sonrakini öne alırsak buna cem-i takdim diyoruz. Öndekini sonra alırsak buna cem-i tehir diyoruz. Mesela diye öğle ile ikindi üzerinden örneklendirelim. Yolculuğa çıkmışız. Yolda öğle namazı vakti gelmiş. Ya siz istiyorsunuz ki ya ikindin ya durulur ya durulmaz. En iyisi şurada ben ikindiyle öğleyi birleştireyim. Ha, ne yapacak? Mola vermişken araç. Mola vermişken. Şimdi öğlenin sünnetini kılabilir. Ona bir engel yok. Ön sünnetini evet dördü. Kılabilir, kılmayabilir de. İki rekat farz kılar. Ama namaz içerisindeyken sonrakini öne geçireceğine dair zihninden bir niyet geçirir. İkindiyi öne alacağım. Ha. Peki. İki rekat farzı kıldı. Selam verir. Sonra kâmet getirir. İkindi ve niyet ettim. Cem-i takdim ile ikindiye diye niyet eder. Yani ikindiyi öne alarak kılmaya niyet eder. Bu cem-i takdim cümlesi. Buna cem-i takdim denir. Peki. Böylece öğle ile ikindiyi birleştirerek kılmış olur. Peki efendim. Veyahut da öğleyin durma imkanı yok. İkindi vakti durunca kılacak. Öğle namazının vakti geçmeden önce, öğle namazının vakti içerisinde ikindiyi, işte öğleyi ikindi vaktinde kılacağına niyet edecek. Evet. Cem-i tehlire. Erteleyeceğine. Erteleyeceğine niyet edecek. İkindi namazı vakti girdiği zaman önce sünneti kılacak, şey affedersiniz, öğle namazının namazı, farzını kılacak. Kılacak. İki rekat. Sonra tabii kâmet getirerek kılacak. Sonra iki rekattan sonra yine kâmet getirip ikindi namazının farzını kılacak. Peki efendim. Akşam da yatsı için de aynı şey söz konusu. Aynı durum. Peki. Efendim Sehif Secdesi'ni de sormuş. Adalet Allah verdi. Ne Sehif Secdesi nasıl yapılır demiş. Sehif Secdesi kişi bir vacibi terk etmişse unutarak veya geciktirmişse veya bir farzı unutarak geciktirmişse son oturuşta Ettehiyyatü okuduktan sonra sağına soluna selam verir. Allahu Ekber der, secdeye kapanır, iki defa secde yapar. Tekrar oturumuna gelip Ettehiyyatü salli barik dualar okuyarak selamını verir. Peki. Türkiye Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimize selam ediyoruz. Bu izleyicimizin nezdinde bizi izlemekte olan. Efendim Eskişehir'le devam ediyoruz. Hasan Kurnaz attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Kurnaz. Eskişehir'e selamlar. Aleyküm selam hocam. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Aleyküm selam. Sağ olun. Buyurunuz efendim. Hocam ben iki soru sormak istiyorum. Namaz esnasında sureyi unuttuğumuz zaman ve sonradan tekrar hatırladığımız zaman Sehif Secdesi gerekiyor mu bunun için? Bunu soracaktım. Bir de hocam vücuttan ben aldırmanın dinimizdeki hükmü nedir? Yani caiz midir? Bunu öğrenmek istiyorum değerli hocamdan. Hocam bir de namazlarımıza başladık Allah'ın izniyle. Devamlılığı için müsait olduğunuz zamanlarda aklınıza geldiğimizde bizler için dua ederseniz çok sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum hocam. Hayırlı olsun efendim. Eskişehir'e selamlar. Sure unutmak. Şimdi insan eğer okuduğu yerin devamını getirememiş ve geriden almışsa bir iki defa ve ondan sonra da okumuşsa bundan dolayı Sehif Secdesi gerekmez. Evet. Ama Fatiha suresini okudum. Ondan sonra ben ne okusam ki acaba şimdi? Aklına bir şey gelmedi. Ve duruyor. Eğer bu durma bir rükün eda edecek kadarsa, bir rükün eda edecek kadarsa, namazdan başka bir şeyle meşgul olmuş oluyor o zaman. O namazı iade etmesi gerekiyor. Ama o kadar değilse, okur suresini ve Sehif Secdesi de gerekmez. Peki. İkinci ben aldırmak, bunun bir sakıncası olmaz. Bu bir tedavidir. Vücuttaki. Tıbbi yönü önemli o zaman. Tıbbi yönü önemlidir ama bunun dini açıdan bir sakıncası olmaz. Yani tıbben bir sakınca yoksa mesele yok. Mesele yok. Peki efendim. Şimdi namazlar başlamış maşallah. Tabii biz dua ederiz de Allah tabii herkes ama kendisi de gayret etmeli insanın. Yani İnşallah. Şimdi bazen öyle diyor ya işte unutuyorum, üşeniyorum. Yemek yemeyi unutmuyor, unutmuyoruz. Evet. Yemek yemeye üşenmiyoruz ama yemek yemeden çok daha az bir zaman alacak olan namazda üşeniyoruz. Şeytan mı artık bunu böyle yapıyor? Nefis mi yapıyor? Ama kişi
Allah'ın verdiği nimetleri hatırlasın. Ona göre ona ibadeti yapar inşallah. Bu tesbih ile ilgili bir sual vardı değerli hocam, evet. Kadir Tıraş hocama selam ediyorum. Tesbih çekmek sünnet mi değerli hocam? Sünnet. Namazlardan sonra tesbih çekip geç sünnet. Peki bahsedilen tesbih bu alet mi efendim? Yok. Subhanallah. Şimdi şöyle. Elde tesbih sallamak değil o sünnet olan. Peki. Hani böyle alıp sallıyor insanlar, işte stres atıyor bilmem ne, o değil. Belirli zikirleri yapmak. İşte mesela o en meşhur olan farzlardan sonra 33 defa Subhanallah demek. 33 defa Elhamdülillah demek. 33 defa Allahu Ekber demek. Bu sünnettir bu şekilde söylemek. Veya bazı Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği zikirler var. Aleyhissalatü vesselam. Evet efendim. Onları yapmak sünnettir. Estağfirullah, la ilahe illallah. Tabii. Peki. Ama şey değil. Bu o tesbih tanelerini hareket ettirmek değildir sünnet olan. Ama sayıyı tutturmak için bir alet olarak kullanılabiliyor. Peki efendim. İstanbul'la birlikteliğimiz sürüyor. Sabri Yeşil hattımızda. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar Sabri Bey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Sabri Bey. Buyurunuz. Ben hocama şöyle bir soru sormak istiyorum. Buyurunuz efendim. Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili hasrete ayeti kerime var. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ila salâti fâsulû ila ahir ayet. De bundan mes bildiğimiz kullandığımız mesin dayanağı nedir İslam'da hocam? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Ayet ve bunun hakkında hadis mi var? Soralım. Ben bunu öğrenmek istiyorum hocam. Hürmetler ederim. Bir de ayrıca şunu sormak istiyorum. Elham-ı Şerif'in sonunda bazı hocalar vela dalin diye okuyor. Bazıları ise vela zalin. Bilhassa Şafii kardeşlerimiz vela zalin okuyor. Bunların hangisi doğru, hangisi geçerli namazda? Üçüncü sorum, hacamat İslam'da nedir? İslam'da yeri var mı hacamatın? Soralım efendim hacamata da. Sıhhat diliyoruz. Rica ediyorum. Ben iyi akşamlar diliyorum. Bizler de iyi akşamlar diliyoruz Sayın Yeşil. Kur'an-ı evet. Kerim'de ayak mesti üzerine, mesihle ilgili bir ayet yok. Başı meshetmekle ilgili zaten o abdest ayetinde var. وَمْسَهُوا بِرُؤُسِكُمْ Başınızı meshedin. Ama ayağa giyilen mestin üzerine mesihle ilgili Kur'an'da bir ayet yok. Bunun kaynağı sünnettir. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Misafir olmayan bir gün... Evet, ama misafir olan da mukim olan bir gün, misafir olan da üç gün mesh eder şeklinde hadisi var. Artı Resulullah dönemindeki uygulamalar var. Evet. Hatta tabii onu herhalde İmam-ı Azam döneminde bu mesli kabul etmeyenler olmuş, anlaşılan ki İmam-ı Azam diyor ki meshin meşruiyeti icma vardır, meşruiyetinde olabilir, icma vardır. Hatta onu inkar etmek bid'atçilik olarak nitelendiriliyor. Ya ama kaynağı sünnettir. Kur'an-ı Kerim'de. Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları. Uygulaması ve sözü. Peki. Yani ne diyor? Mukim olan bir gün, misafir olan üç gün mesele. Yolcu olan üç gün. Peki efendim. İkincisi neydi? Fatiha'nın sonunda. Böyle dalim, böyle valim. Şimdi bu tabii Arapların okumasına bakıyorsun. Düz. Sert yani. Ha. Cezeri'nin tecvidinde anlattığı bir şekil var bu dişin. O şeyin arasına hocam, konması. Tabi bu herkesin yapabileceği bir iş değil usulüne göre. Allah ikisini de kabul etsin. İkisini de kabul eder benim kanaatim. İkisi de yanlış değildir. Bana zalin direkt demesinler o, değil zı, mi? Zı'ya benzemeyecek tabi. Yani za değil o ya. Yani. Zı değil. Yani da ile da arasında bir şey. Çıkarabilirlerse eğer. Yani o ehli olanlar bunu iyi ancak yapabiliyor. Peki. Herkes yapamıyor. Ama dediği gibi Şafii mezhebinde şey... çıkarılması. O dartın yanlış yapılması namazın sıhhatine manidir, engeldir. Evet hocam. Ama hepsi çıkartabiliyor mu, o da ayrı bir şey. Evet. Bir de hacamat meselesi var. Hacamat. Galiba. Şimdi Resulullah döneminde hacamat uygulaması var. Peygamber Efendimizin de hacamat yaptırdığına dair rivayet var. Ama hacamattan alınan ücretin caiz olmayacağı yönünde rivayetler var. Peygamberden önce de hacamat var. Yani bu İslam dini hacamatı getirmiş değil.
Resulullah'ın bir uygulaması değil. Yani Resulullah'ın ihdas ettiği bir uygulama ettiği bir uygulama değil. Peki efendim. Cahiliye döneminde de insanlar hacamat yaptırıyordu. Başka yollarla da mesela dağlama da yapıyorlardı. Kan aldırma sistemi ya. Yani, dağlama da vardı. Bazı rivayetlerde dağlamanın yasaklandığına dair şeyler var, rivayetler var. Bazılarında ise devam ediyor filan. Şimdi mesela keyyül hammasa diyor, o bir şeyin, bir hastalığın şeyi, dağlanması şeklinde. Şimdi hacamat ama uygulanmış, devam edilmiş, devam etmiş. Doğrusu ben şunu, ne aklım ermiyor. Hacamat yaptırmak sünnet diyor bazı insanlar. Doğru, çok da yaygın hocam. Karşıda çıkıyor. Çok da yaygın. İnsanlar hacamat yaptırabilir. Eğer tıbbi açıdan faydalı ise, zararlı değilse, buna bir engel yok. Yasak değil. Ama sünnet nedir? Sünnet Peygamber Efendimizin kişinin ibadet hayatında, inanç hayatında veya sosyal hayatta uyguladıkları ve tavsiye ettikleri şeylerdir. Evet. Bu bir tıbbi bir meseledir. Yarın öbür gün hacamatın zararlı olduğu ortaya çıksa, o zaman haşa Peygamberimiz yalancı mı olacak, bilgisiz mi olacak? Yani bu tamamen bir tedavi şekli ve o güne münhasır. Hatta bazı duyuyoruz işte, biz burada bunları söylüyoruz. Ya işte hoca böyle diyor ama aslında öyle değil, şöyle diyenlerin olduğunu duyuyoruz ama benim kanaatimi değil. Hacamat sünnet değil. Hacamat sünnet değil benim. Peki efendim. Son telefonumuz Aydın'dan Nizamettin Kurt. Hoş geldiniz Sayın Kurt. Aydın'a selamlar efendim. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar. Aleyküm. Buyurunuz Nizamettin. Hocam fazla vaktinizi almadan hemen soruma geçmek istiyorum. Hocam geçen akşam köye giderken karanlık bir yolda aracımla ilerlerken karşıma bir tilki çıktı. Manevra yaptım ama kurtaramadım, çarptım. Maalesef tilki öldü hocam, hayatını kaybetti. Bunun dini olarak bir vebali var mıdır benim üzerime düşen? Bunu öğrenmek istiyorum. Efendim teşekkür ediyoruz hassasiyetinizden dolayı. Yok. Aydın'a selamlar. Bunun dini açıdan bir vebali yok. Zaten kasıt yok. Yani hata ile olmuş bir şey. Bunun fidyesi de yok. Kefareti de yok. Günahı da yok. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İzleme zahmetinde bulunduğunuz için, evlerinize misafir ettiğiniz için bizleri, değerli hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bugün ilminden istifade ettik. Allah razı olsun. İnşallah yeni bir Diyanete Soralım programıyla birlikte olmayı ümit ediyor. Sizleri Allah'a ısmarlıyoruz. Vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandıysa? İslami mezhebine göre evde nikaha girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.